Biz geldik, bunlar ortada yok. Vallahi bilmiyorum anneciğim ama ben acıktım. Nurcan kızım, salatayı da getir. Tamam Asuman Hanım, sosunu koyup getiriyorum hemen. Hop, dur, ne yapıyorsun? Ya, herkes burada görecekler. Görsünler, ne var bunda, karımı öpüyorum. Mehmet bekliyorlar. Söyleyelim gitsinler o zaman. Evet millet, her gün... Yapma, yapma. Deli, yapma. Hadi, yürü. Günaydın. Ben de size bakmaya geliyordum. Günaydın anneciğim. İyi misin anne? İyiyim. Nerede kaldınız? Hadi herkes sizi bekliyor. Sonuçta yeni evliler Asuman Hanım. Bir tık geç kalmakları var değil mi? Yeni evli mi? Ya yapma Yavuz abi. Bir sene oldu ya onlar evlenin. İlk 3 yıl yeni sayılır, 3 yıldan sonra eskimeye başlarsın. Öyle değil mi hayatım? Öyle. Hadi oyna. Kraliçe zaten sinirli. Güzel mi? Başına taş mı düştü İsmail? Ha? Ne mesajı? Ha doğru yazmış. Doğru yazmış, doğru. Doğru. Ha, söktüm attım mühürü. Açtım elektriği, ne yapacaktım? Ha İsmail, ne yapacaktım Allah aşkına söyle. Hayır çocukla karanlıkta mı oturacağım yani, ha? Ya sana karanlıkta kal diyen mi var Nesime? Ödeseydik faturamızı normal insan gibi. Normal insanlar parasının hesabını bilir İsmail. Sen normal misin? Bak burada bir yerlerim çatladı yemin ediyorum İsmail. 3 kuruş kazanacağım diye hangi birine yetecek? Ben bilmiyorum, sen borcunu öde de. Bir borcunu öde. Nesime. Benim canım, benim aşkım. Bak sabahtan beri direksiyon sallıyorum zaten. 1-2 lokma bir şey yedim şimdi mola verip. Bak bir çözüm üretelim ya. Gel sen problemin parçası olmaktansa... Ben o evde senin çocuğunu büyütüyorum İsmail. Sen de evine döneceksin. Heh, borcunu, faturanı ödeyeceksin, bu kadar. Dönüyorum zaten aşkım. Girdim Türkiye'ye. Kız neler aldım seninle Ahmet'e bir bilsen. Ay. Hiç hediyeni istemiyorum ben senin İsmail. Bak bana böyle filmlerdeki biz çok mutluyuz falan. Ha böyle oyunculuk yapma. Gıcık oluyorum. Asabımı bozma. Kız nereden buluyorsun bu örnekleri ya? Çok özledim seni Nesina. Bak şimdi beni iyi dinle. Sen şu senin yömyelerle ceza işini hallet. Ben dönüyorum ya. Seni paraya boğacağım. Para manyağı yapacağım seni. İsmail sen onu benim külahıma anlat. Tamam mı? Nesime sizin keyfinize çalışıyor değil mi Nesime? Ya benim kazandığım bu 3 kuruş neye yetti? İsmail tamam kapat, kapat. Asabım bozuldu, kapat. Tamam seni çok seviyorum. Eksik bu. Ha? Nesime Hanım, geçen günkü kırdığınız kristal bardağın parasını gündeliğinizden kestim. İyi halt ettin. Bir dahakine evin eşyaları konusunda daha dikkatli olursunuz. Olur mu olmaz mı? Bak nasıl dikkatli olacağım şimdi. Bak Nesime'ye bak, bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Sizi de alacağım. Nesime'ye. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Ha Nesime. Hadi bakalım. O senin naylas kalbin. Ben elimi alıp okuyunca büyükler için yazılmış müstehcen. Nerede bu Nurcan? Lazım olacağı zaman ortadan kaybolur. Nasıl gidiyor?
Anneciğim bir şey mi istediniz? Kahve isteyecektim ama. Tamam, ben yaparım hemen. Dün hepinizde bir telaş vardı işle ilgili. Bir problemden bahsediyordunuz. Ne oldu, çözebildiniz mi? Ya gemiden işçiler yükü tahliye etmişler. Ama yeni malı yüklerken problem çıkmış. Kaptan da beni arayınca ben biraz gereksiz panik yaptım. O da... Sorun yok. Hallettik anne. Sen böyle şeyler canını sıkma. Ya ama Serdar, sana kaç kere söyledim ha? Böyle aylak aylak dolaşacağın abini örnek al biraz diye ha? Anne hadi oyna. Bak kaybedince söylemediğini bırakmıyorsun. Tamam canım da oyun mu önemli, bu mu? Anne dedim. Sizin böyle şeyleri dert etmenize gerek yok Asuman Hanım. İki telefonla çözüldü mesela. Oğlum birazcık içeride oynayın. Aa. Hayırdır kız Esme, nereye böyle? Sana ne? Nesime, o elindeki ne lan? Sana ne? Allah Allah, bir şey de söylenmiyor. Allah Allah. Hayırdır kız bu saatte? Satsan kaç para eder kim bilir? Ay Hacer, hep bir üçün beşin peşindesin ya. Kullanırız o zaman. Kullanırız, kullanırız. Bak havamız olur, hem yapma bırak. Yahu Hacer, bak şurada 40 yıldır burun buruna oturuyoruz. Dibimden ayrılmıyorsun. Kızım sen beni hiç mi tanımadın? Bak, bak, bak. Bak şimdi, mesela ben bunu şu an kırdım ya. Düşün, o kadının o evini başına yıktım. Bu, gel bak, bak. Yetmiyor, bak. Şimdi bunu patlattım ya, o yediklerini boğazına dizdim. Bak geliyorum, bak, bak. Allah! Alsın şimdi bardaklarını münasip. Allah aşkına şunlardan kazanacağım 2 kuruş. Sence bana bu zevki verir mi Hacer? Al. Al kısa. Al. Hadi al. Bedava benden. Dön. Nişanını al. Bak başka yerde bulamazsın ha. Sadece Nesime'nin malikanesinde. Hadi al nişanını, al nişanını. Vur. Çak. Kır, patlat. Oh. Hakikat zevkliymiş kız. Haydi bakalım, al. Bu da benim son olsun. Oh, tamam. Haydi bakalım Hacer. Sen sağ, ben selamet, tamam. Haydi bakalım Hacer. Oh! Ailenin yıllar önce kaybolan 2 ferdi, 2 kız kardeş bu katliamdan kurtulabildiler mi? Anne gel gel, olaya bak ya. Katliam resmen. Ne katliam, ne? Yılmaz ailesinin 2 ferdi, 2 kız kardeşin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyoruz. En yakın zamanda sizinle paylaşacağız. Bu 2 kız kardeş... eğer yaşıyorlarsa ailelerinin kayıp olduğunu neden polise bildirmediler? Acaba bu cinayetlerle bir ilgileri olabilir mi? Adli tıp cinayetin yaklaşık 15 yıl evvel işlendiğini söylüyor. Bütün bu soruların cevabı çok yakında Kayıp Hayatlar programında olacak. Programımız Bilmece'nin 2 eksik parçasını, 2 kız kardeşi bulacak. Nurcan'cığım sütü de verir misin? Nurcan. Nurcan sen iyi misin? Annem seslendi, duyuramadı kendini. Ya baksanıza. Çoluk çocuk öldürüp evin bahçesine gömmüşler. Bakın bu gördüğünüz ev yıllardır metruk haldeydi ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Temel kazılırken evin bahçesinde gömülmüş cesetlere rastlayan işçiler hemen jandarmaya haber verdi. Bugün adli tıptan gelen bilgi doğrultusunda cesetlerin kimlik bilgilerine ulaşıldı. Bu ev koskoca Yılmaz ailesine mezar oldu sayın seyirciler. 3 küçük çocuk, 1 anne ve 1 baba.
Gizem Hanım, iyi misiniz? Ama bu ailenin iki ferdi daha var. İki kız kardeş. Ve onlar hala kayıp. Bu iki kız kardeş nerede sayın seyirciler? Biz de onun peşindeyiz. Kayıp hayatlar bir kez daha Türkiye'yi derinden sarsacak bir olayı gün yüzüne çıkarıyor. Mevsimim, güzel kızım. Hoşça kal güzel kızım. Kefenlere giresin Cemil. Dar mezarlarda çürüyesin gelmeyeceksin sandım. Niye öyle sandın İsmail? Ne bileyim ben işte son anda gelmekten vazgeçersin diye korktum. Sen benim neyden vazgeçtim gördüğünde böyle konuşuyor. Hadi sür. Bak bakayım sen bana. Tamam İsmail tamam. Hadi kurtulalım bu Allah'ın belası yerden hadi. Mevsim'le Feride ne olacak? Biz hele bir başımızı kurtaralım. Sonra bakarız gerisine tamam. Kurtarıyoruz Nesime. Kurtardık bile. Kurtardık İsmail. Kurtardık. Hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Feride. Feride. Kalk kuzum. Kalk. Aç gözünü. Ne oldu Dani abla? Ablan kaçmış. Yok ortada. Ablam mı? Feride. Aç gözünü. Aç kendine gel diyorum sana. Bak ablan kaçmış diyorum sana. Yok ortada diyorum sana. Senin de hemen kaçman lazım. Cemile seni görürse Allah canım alsın. Bütün hırsını senden çıkartır şimdi. Feride sen hemen köye git. Hemen anangilin yanına git. Onlara da söyle pullarını pırtılarını toplasınlar. Hemen kaçsınlar köyden. Aman kızım. Bak. Dur kızım dur. Cemil Bey dışarıda diyorum sana. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Ha nereye kaçıyorsun? Ablan nerede?
Altınları, takıları, para pul ne varsa evde alıp gitmiş son kuruşuna kadar. Kolay sandınız çünkü Cemil Bey'i soyu soğana çevirip kaçmayı. İşte ben bir şey bilmiyorum. Sen bırak beni. Söylemeyecek misin? Ben sana söylettim bilirim. Yapma Cemil Bey! Yapma! Yapma! Erkan'a ve benimle günah var. Koşun seni yapma. Git çocuğa bak. Kaybol. Kaybol dedim sana! Git çocuğa bak. Almayayım seni de ayağımın altına. Yürü. Seninle sonra hesaplaşacağız. Yürü. Tamam. Kalk lan sen de. Kalk, 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 kalk. Kalk. Gel buraya. Nereden ablan? Ablan nerede? Bilmiyorum. Nide yapma, bırak beni. Anan, baban, ablan rezil ettiniz beni. Ben sizin burnunuzdan fitil fitil getirmez miyim lan bunu? Mevsimini mi alacaktınız? Ulan çocuğumu da mı alacaktınız lan benden? Çık lan yukarı. Çık lan yukarı. Çık yukarı. Çık. Kalk. 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 Yıperteceğim lan seni. Feride seni eve alamayız. Cemil ağa hepimizi keser. Sıcaksın sıcacık, gördün mü? Sıcacık. Geçti canım. Geçti güzel. Geçti, bak sıcak. Cemil mi? Ablanı mı dövdü yine? Araya mı girdin çocuğum, ne oldu? Anlat bana. Ablam kaçtı. Kaçmış mı? Senden mi çıkardı hıncını? Dur bak, bu sefer yanına kalıyorum. Hemen polise gidiyoruz. Gidemem öğretmenim. Gidemem. Yoksa sana başka bir şey mi yaptı? Dövmekten başka bir şey mi yaptı yoksa sana? Ha? Anlat Feride, utanma. Utanması gereken sen değilsin. Mahkeme ne yapar biliyor musun eğer sana elini sürdüyse? Öldürdüm onu.
Öyle kan içinde bıraktım, kaçtım. Tamam. Tamam, geçti. Ben ne yapıyorum öğretmenim? Nerelere giderim? Gece bilim adamları bulursa beni. Of. Bulamayacaklar. İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Seni buradan çok uzağa götüreceğim. Asla bulamayacaklar. Artık İstanbul'da yaşayacaksın. İstanbul öyle büyüktür ki Feride, seni de içine sığdıracaktır, korkma. Ben de tayinimi aldırıp geleceğim yanına. O zamana kadar kardeşim Yavuz'a emanetsin. Çok merhametli, iyi bir insandır Yavuz. Ondan hiç korkma. Ama çok zekidir. Bir şey sakladığını kaşla göz arasında anlayıverir. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Açık verme sakın. Çünkü Yavuz olanları öğrenirse durmaz. Adamların peşine düşer, başı derde girer. Sen de asla ve kata aileni aramayacaksın. Sazlı sudan haber almaya çalışmayacaksın. Eğer izini bulurlarsa sadece kendini değil, hepimizi tehlikeye atarsın. Merhaba. Sen artık Feride Yılmaz değilsin. Gizem Kaplan'sın. Gizem. Efendim? Gizem, iyi misin sevgilim? İyiyim. Geliyorum. Ağladın mı sen? Sahip olduklarına sarılacaksın. Evlendiğinde eşine, büyüdüklerinde çocuklarına, hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Unutma. Hakkında bir kişi bile bir şey öğrenirse, herkes öğrenir. Alerjim tuttu. Merak etme, iyiyim. Bir bak bakayım sen bana. Mehmet, gerçekten bir şeyim yok. Ben senin ağladığını anlamaz mıyım? Kim canını sıktı? Annem mi yoksa Serdar mı? Ne oldu? Hiç. Peki, sen söylemezsen ben gider öyle. Hayır Mehmet. Kimsenin hiçbir şey yaptığı yok. Huzurumuz kaçmasın. Alerji diyorum. Gerçekten. Tamam. Hazır olduğunda anlatırsın. Anlatacak bir şey yok ki sevgili. Ben beklerim. İyiyim ben. Özellikle burada çok iyiyim. Nesime Baykan, kardeşi Feride Yılmaz dedin değil mi? Evet, Nesime Baykan. Kaybolmadan önce Cemil Baykan'la evliymiş. Bir kızı varmış. Kaybolduğunda 4 yaşındaymış. Adı Mevsim. Nesime en son Ağustos 2006'da görülmüş. Nerede görmüşler? Benzinçli bir adamla, daha fazla bir şey söylemedik öyle. Bu Cemil Bey. Buraların en zengin adamı. Ondan korkuyor olabilirler. Tamam Canset. Ben ilk uçakla oraya geliyorum. Şu Cemil Bey'le bir konuşalım bakalım. Adam burada değil ki. Birkaç gün önce İstanbul'a dönmüş. Ne süper. İstanbul'da nerede? Çiftliği varmış orada. Emniyetteki bağlantımızı aradım. Adres gelecek. Tamam. Kızının adı ne demiştin? Mevsim. Mevsim Baykan. Mevsim Baykan. Mevsim.
Amca, Londralar mı güzel, bizim buralar mı? Vallahi yazın burası ama kışın orası. Buranın güzelliği anca 3 ay diyorsun. Ya yok ya. Kızım. Baba. Mevsimim, yazım, gözüm, baharım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin. Sözümüşüm. Ya sen neden Sazuzu'da beklemedin bizi? Yoruldum boşuna, ben gelirim direkt havalimanında. Benim de ufak bir işim vardı burada, onu hallettim. Gel. Bir daha gitmek yok bu kadar uzağa. Neymiş, Londra'ymış da, okulmuş da, bitti. Yeter. Dönelim Sazlısu'ya. Seni eve hapseteceğim. Dizimin dibinden ayırmayacağım. Yalnız beni hapsetmek öyle kolay değil babacığım. Cemil Bey'in kızıyım ben. Oy, benim kınalı kuzum mu gelmiş? Kuzum. Sen de gelmişsin. Cemil Bey'imi yalnız koyar mıyız hiç? Vallahi kurt gibi açım da anne. Çok güzel şeyler hazırladım ben. Hadi hazırladıysan da anne. Yürü, git hazır et sofrayı. Tamam. Ben de hoş geldim Şim abi. Güzel boynunu eğecek. Cemil Bey'e isyan etmeyeceksin. Yapma, bırak. Çok iyiyim Feride, çok iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Bitecek bunlar. Ablacığım, kurtulacağız. Tamam mı ablacığım? Sen bana değil. Bunların hepsi geçecek. Buradan kurtulacağız. Sen önce yüksek okullarda okuyacaksın. Tamam mı? Sonra bir mesleğin olacak mutlaka. Sonra geleceksin, beni buradan kurtaracaksın. Tamam mı? Ben seni bırakmam ki. Ben de seni bırakmam ablacığım. Ben de seni bırakmam. Nesime, aç kapıyı. Feride, kızım dinleme sen ablanı. Karı koca arasında olur böyle kavga. Aç hadi kapıyı. Aç kızım. Şiş. Aç kapıyı! Ulan ekmeğinizi veren benim. Yatacak yerinizi veren benim. Bugün okula gidiyorsan benim sayemde gidiyorsun. Aç şu kapıyı! Aç dedim sana! Bak gözlerime, bak gözlerime, korkma ablacığım. Duyuyor musun beni? Bak dinle. Adem! Adem! Hani bana dedin ya abla beni bırakma diye. Seni hiç bırakmayacağım Feride. Bırakma. Söz mü? Söz. Söz veriyorum Feride. Kimliğin incinmeyecek, bakıyor. Hakkı. Zaten bir sen. Ya kızım, benim başka sebebim yok hayatta kalmak için. Nesime. Daha fazla ısrar edersen sana ne yapacağımı biliyorsun. Ablacığım. Feride. Feride. Sen otur beni bekle, tamam mı ablacığım? Otur, tamam mı? Kurban olayım. Otur beni bekle. Abla, otur bekle. Sana diyorum ya, olur mu olmaz mı onu de bari. Ya alo, aradığımız kişi ulaşılabiliyor mu acaba? Yok, ulaşılamıyor. Acaba inme falan mı indi kadına ya?
Ahmet sen ne diyorsun sivrisinek gibi sabahtan beri Allah aşkına? Ne? Oh hele şükür fabrikalarına geri döndün. Diyorum ki gezi olacakmış hafta sonu Çanakkale'ye. Gideyim mi ben de? Git. Ana vallahi mi ya? Ama az da para istiyorlar. Yani çok da bir şey değil ama 200 lira. Tamam yarınki yemeği alırsın. Bana bak kadın sen kimsin? Ve gerçekleşmeye ne yaptın? Ahmet bak sana bir çakarım bir de yer çakar ha. Git diyorum işte ne güzel. Allah Allah gitme mi diyeyim anlamıyorum ki. Tamam be bir şey demedim. Sen görüşürüz. Görüşürüz canım. Hadi ben sizi geçireyim. Görüşürüz fıstık. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen gel bakayım şöyle. Neyin var bakayım senin? Yok gibisin sabahtan beri. Yok. İyiyim dayıcığım. Bak ben yalan söyleyen hemen anlarım biliyorsun. Vallahi söylemiyorum. Ağzın öyle diyor ama burnun başka türlü söylüyor. Burnum mu? Evet. Burnundan anlıyorum seni yalan söylediğini. Hı? Evetle tartıştınız. Eğer öyleyse söyle hemen gideyim ifadesini alayım. Yok. Gerçekten tartışmadık. Öyle. Genel olarak yorgunum biraz ondandır. Peki. Ama anlaşmamızı unutma. En ufak bir problem olduğunda gelip bana anlatacaksın. Tamam mı? Tamam. Sözde. Söz. Anlaştık. Hadi ben onları bekletmeyeyim. Kaçayım. Görüşürüz. Hadi sen dinlen biraz. Sofra hazır olunca Dane sana haber eder. Yok hazır bir neş varken. Biraz da ulaşacağım. Londra hep karanlık, hep kasvetli. Çok geç kalma. Sofraya oturacağız. Tamam. Ne diyorsun abi sen? Ne zaman bulmuşlar? Sen Londra'da fink atarken buldular Kamil. Sizin yapacağının şey... Abi ya bize sıçrarsa bu mevzu? Bak 15 sene önceki cesetler çıkmış meydana. Ulan nereden sıçrayacak? Cesetler gidip ifade mi verecekler? Abuk subuk konuş bahsetme lan beni. Yok abi yok. Biz paramız, pulumuz, neyimiz var, neyimiz yok hepsini Londra'ya nakleder. Bak başımıza bir iş gelirse 2 güne mahvoluruz Allah korusun. Ben ama bir senin üstüne niye yaptım Süleyman? Bana güvendiğiniz için bey. Yanlış cevap. Birine güvenmek için başka birinden korkuyor olmak lazım. Ben kimseden korkmam ki birine güvenmek zorunda kalayım. Ayrıca sen kimsin ki ben sana güveneyim lan? Ha? Kimsin lan sen? Süleyman, ben öyle senin üstüne yaptım. Çünkü benimle en alakasız adam sendin. Yarın bir gün evle ilgili bir şey çıktığında senden bana ulaşmaları mümkün olmazdı da ondan yaptım. Evet beyim. Ama sen ne yaptın? Götürdün, evi başkasına sattın. O başkası ne yaptı? Evi yıkıp yerine apartman dikmeye karar verdi. O zaman ne oldu? İşte o zaman benim hiç ortaya çıksın istemediğim bazı sırlar ortaya çıktı Süleyman. Yok vallahi Cemil Bey. Lütfen. Yapma lütfen Cemil Bey. Lütfen yapma Cemil Bey. Lütfen bağışla Cemil Bey. Son dua ne Süleyman? Lütfen yapma Cemil Bey.
Merhaba. Pardon, merhaba. Merhaba. Ben Kayıp Hayatlar programından Murat Güven. Kayıp Hayatlar. Duymadım hiç. Ben Cemil Baykan'la görüşmek için gelmiştim de... Buyurun, ne görüşeceksiniz kendisiyle? Siz Mevsim Hanım değil mi? Yok değil ama ben yardımcı olurum size. Anladım. Duymadınız mı? Neyi duymam gerekiyor? Cemil Bey'in bundan 15 yıl önce kaybolan eşinin ailesi öldürülmüş. Evin temeli kazılırken bahçede aileden kalanlar bulundu. Kalanlar derken? Anne, baba ve 3 çocuğun kemikleri. Ama Nesime Hanım ve kardeşi Feride hala kayıp. Köylülerden bazıları Nesime Baykan'ı en son 15 yıl önce görmüş. 2006 Ağustos'unda. Nerede? Sazlı Su dışında bir kamyona binerek uzaklaşmış. Ama ne yazık ki bir daha haber alınamamış. Kartımı versem Cemil Bey ve Mevsim Hanım'a iletir misiniz? Çıkarın şu adamı! Tamam, sorun yok. Sorun yok, ben kendim çıkarım. Habercisi, jandarması, polisi ifade almaya gelecek. Onlara ne diyeceksin Kamil? Ne diyeceğim? Kötü adamlar geldi, Nesim'i kaçırdılar diyeceğim. Aileyi de onlar öldürmüştür diyeceğim. Abim de onlar sakat koydu diyeceğim. Ne diyeceğim, Nesim'e kaçtı diyeceğim. Nesim'e kaçtı diyeceğim. Nasıl adamsın lan sen? Lan şimdiye kadar çoktan o Nesime'yi, Feride'yi getirip atmıştın lan benim ayağımın dibine. 15 sene lan! O kadar para döktük, o kadar haber saldık sağa sola. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Kaç dedi çıkmış? Hakikaten. Haydi o kadar adama o kadar para döktük. 15 yıldır bir yüz. Bir bulamadık ya. Kimleri bulamadınız baba yıllarca? Canını sıkacak bir telefon mu aldın? İşle mi ilgili? Mehmetciğim, lütfen, gerçekten biraz başım ağrıyor. E tamam, anlat o zaman, ben de bırakayım seni. E, ne oldu böyle birdenbire? Böyle beni müddeyi umumi gibi sorgulamasın. Hukukçu ağzına geçtiğine göre bayağı sinirlisin demek ki. Peki. Diyelim ki gerçekten bir sorunum var. Şimdi hemen çözmek zorunda mıyız? Zorunda değiliz. Ama bir sorun varsa fazla büyümesin. Yani konu neyse açık açık konuşmak bence en iyisi. Ya ne ilgimiz olacak? Babam televizyonda görmüş haberi. Biz ne bilelim kim öldürdü, kim gömdü? Baban hastanede canıyla cebelleşiyordu. Ben de başında bekliyordum onu. Bizim gözümüz bir şey görmüyordu. Sen onu ananı kaçırana sor. Siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Evet, ben aptalım. Ben o kadar aptalım ki. Elime bir fotoğraf tutuşturdunuz. Kötü adamlar kaçırdı diye saçma sapan bir hikaye anlattınız. Ben de inandım. Mevsim, yeter. İleri gitme. Bana ileri gitmeyi sen öğretmedin mi baba? İstediğini ne olursa olsun almayı sen öğretmedin mi? Ben sadece gerçeği istiyorum. Benim anneme ne oldu? Öldürdün mü? Hayda. Katil miyiz biz Mevsim? Bir yere mi gömdün? Sürgün mü ettin Sazlısu'dan? Geri dönmesini mi yasakladın? Bir yere mi hapsettin? Ne yaptın baba? Annen seni terk etti. Feride de babana saldırdı. Merdivenlerde mi öldü diye çekip gitti. Aa işte, merak ettiğin ananla teyzem bu. İçin rahat etti mi şimdi? Onlar beni almak istemiştir, sen izin vermemişsindir. Daha ne? Buyur beyim. Anlat. Anası nasıl gitti anlat. Dönüp arkasına baktı mı? Kızını almaya yeltendi mi? O ikisinden biri bunca yıl Nesime, Feride, kız nasıl diye haber almaya çalıştı mı?
Anlat tane! Gelmiş demek vakti. Anlat duysun. O gün sabaha kadar hiç susmadın kuzum. Ana diye ağlamaktan katıldın. Yüzün gözün şişti. Anansa hiç arkasına bile bakmadan gitti. O gün bugün ne arayama ne de sorun. Peki sen? Koskoca Cemil Bey. Bunu onların yanına nasıl bıraktın? Kendi başarısızlığınla yüzleşmemek için mi? İki tane aciz kadını 15 sene boyunca bulamadın. Cezalarını kesemedin, öyle mi? Diyor mu hırsına? Bir anla, bir dinle. Hepiniz bana yalan söylediniz. Yok. Gözümün içine baka baka yalan söylediniz. Pardon. Efendim. Mehmet. Mehmet benim. Kimle görüşüyorum? Sevilay ben. Pardon. Efendim Sevilay. Mehmet, yanıma gelebilir misin? Lütfen son bir kez, çok ihtiyacım var. Ne saçmalıyorsun yine? Mehmet, bak bir şey yaparım kendime. Zarar veririm, gerçekten yaparım bunu. Kendine gel. Kim var yanında? Biri var mı? Yalnızım, yalnızım yine. Sevilay, biz bu işi bitirme kararı aldık, değil mi? Bir daha görüşmeyeceğiz dedik. Neyi zorluyorsun hala? Benim kararım değildi ki bu Mehmet. Sen buna tek başına karar verdin. Bak Mehmet, benden bu kadar kolay kurtulacağını düşünmüyorum. Sevilay Hanım, iyi misiniz? Hakan, dikilip durma kapımda. Git zıbar yat, ne yapıyorsan yap. Biliyorum. Biraz fazla üzerine geliyorum ama seni böyle hüzünlü görünce ben de mutsuz oluyorum. Sen benim hayatımdaki en önemli şeysin. Yıllarca başkalarının mutluluğu için uğraşıp durdum. Ama şimdi sen varsın. İlk defa huzurluyum, mutluyum. Ben de huzurluyum. Hem de hiç olmadığı kadar. Herhangi biri yüzünden, herhangi bir sebepten ne olursa olsun bunu kaybetmeyelim. O yüzden konuş benimle. Yeter ki konuş. Gerisi kolay. Tamam. İşle ilgili bir sorun çıkmış, gitmem gerekiyor. Yüklemeyle ilgili mi? Tehlikeli bölgeden geçiyorsunuz değil mi? Evet. Gecikmeden dönerim. Nedim, hemen atacağım, koluma gel. Anlaşıldı Mehmet Bey. Çocuklara da haber vereyim mi? Tek gel. Doktora orada söyle, uyanık olsun. İhtiyacımız olabilir. Emredersiniz Mehmet Bey.
Eline sağlık Ayşe. Afiyet olsun. Ne güzel yapmışsın ya. Ya takma kafana abi ya. Şu sofranın güzelliğine bak ya. Şu sofraya bir baksana. Neler hazırladılar sabahtan beri Ayşe'yle Dane. Hem gurbette mevsim var ya, biber dolması, biber dolması diye sayıklıyordu biliyor musun? Dayanamaz, gelir o şimdi. Ayşe, Dane'ye söyle fırına patlıcan da atsın, olur? Tamam Kamil Bey, söylerim. Abi, bak sen bu kızı hem analık ettin hem babalık ettin. Öyle kolay değil. Nankör de değil benim yeğenim. Gözün üstünde olsun. Bir delilik yapmasın, adamlara da söyle. Emredersin abi. Afiyet olsun. Özür dilerim. İşte benim yeğenim be. Aferin kız sana. O vicdansız anan yüzünden sana gözü gibi bakan babanı... Kamil. Sen haklıydın baba. Bugün duyduklarımı unutacağım. O kadın için seni kırdığıma değmez. Bundan önce ne biliyorsam... bana annene ne oldu diye sorduklarında ne anlatıyorsam yine aynısını anlatacağım. Annemi kaçırdılar. Beni de kaçırıyorlardı. Sen de beni kurtarmak için az daha ölüyordun. Bundan sonra herkes böyle bilecek. Ailemizin de küçük düşmesine izin vermeyeceğim. Söz veriyorum. Allah! Hadi ziyafet başlasın. Hadi. Bitti diyorum, anlamıyor musun? Bitti, ayrıldık biz. Çok zaman oldu. Neden? Evlendim ben. Çok mutlu bir evliliğim var. Mutlu musun gerçekten? Mutluyum, çok mutluyum. Oldu mu? Anlamıyorum. Sen ciddi bir ilişki istemiyordun ki Mehmet. Evlenmek falan senin aklında hiç yoktu. Ha ne oldu birden gittin, evlendin, sadık kaldın falan. Koruman burada mı? Ara gelsin, seni bir hastaneye götürsün. İyi değilsin. Çok mu aşıksın? Ha? Neyine aşıksın? Ya anlamıyorum. Ha, onda olup bende olmayan şey ne Mehmet lütfen? Bir şey söyle. Ne söyleyebileceğin tek bir şey yok mu gerçekten? Her şeyine aşığım. İyiliğine aşığım. Güzelliğine aşığım. Eline, ayağına, tenine, kokusuna her şeyine aşığım. Çok mu iyi? Yeter. Ha? Mehmet. Mehmet! Thank you.
Vahşet evinden çıkan cesetlerin o evde 15 yıl önce ikamet eden Yılmaz ailesine ait olduğu kesinleşmişti. Cinayetin çözülmesiyle ilgili savcılık soruşturmayı başlattı bile. Biz de ekip olarak Nesime Baykan ve Feride Yılmaz'ın yerini büyük bir titizlikle araştırıyoruz. Cemil'in ne ailesi rahat bırakır seni, ne adamları. Eğer nerede olduğunu öğrenirlerse seni ben bile koruyamam. Sadece seni değil, yanındaki kimseyi koruyamam. Benim yüzümden öldüler öğretmenim. Benim yüzümden öldüler öğretmenim. Anne! Bu gece yalnız kalmasın. Olmadı, yarın hastaneye götürürsünüz. Daha iyi olur. Sağ ol doktor. Zahmet oldun. Geçmiş olsun. Nedim, doktor beye eşlik et. Aşağıda bekle beni, birazdan çıkacağım. Mehmet, gitme, yanımda kal lütfen. Mehmet, ben sana ne yaptım? Ha? Ben bu kadar düşmanlığını hak edecek ne yaptım gerçekten bilmiyorum. Şşş, tamam. Dinlenmen lazım. Hadi biraz uyu. Gitme bir yere, olur mu? Yanımda kal lütfen. Bırakma beni, olur mu? Hadi uyu biraz. İşte aksilik var, gecikeceğim. Beni beklemeye at sen.
Gizem Hanım. Günaydın. Ah, günaydın. Mehmet gelmedi mi? Yok, evde yok. Ben geldim, üzerinizi örttüm. Bir şey ister misiniz? Yok. Allah Allah. Yavrum baban nereli? Nereden bu kışın sen? Sabah olmuş. Ersen hayatım. Pardon, gömleğini sana sormadan çıkardım ama Hakan'a vereyim istersen temizletip getirsin hemen. Buradan direkt işe gidersin değil mi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Dün gece çok güzeldi. Kokunu özlemişim ben senin. Bak sen de beni özlemişsin işte. Kaldın yanımda, kıyamadın bana. Sen iyice delirmişsin. Tedavi olman lazım. Demeli ay seni çıtır çıtır yemeli. Dayıcığım, Mehmet'in haberin var mı? Dün işte bir aksilik oldu deyip çıkıp gitti, hala dönmedi. Ya evet evet, bir korsanlarla ilgili bir sorun oldu yine, onlar uğraşıyordur. Yanında mı peki? Yok, bilmiyorum, ben dışarıdayım. En son neredeydi bilmiyorum. Belki gübreye gitti. Canım şimdi kapatmam lazım, bir misafirim vardı yanımda. Mehmet'i gördün mü, nerede? Bilmiyorum abi, ne oldu, bir şey mi oldu? Bir daha beni aramayacaksın. Aa, Mehmet'ciğim şimdi iş yerinde bir şey olur, bu benim kulağıma gelir. Aramayayım mı yani, biz neticede eski ortağız. Öleceğimi bilsen yine de beni aramayacaksın. Benimle iletişim kurmayacaksın. Kendinden bu kadar emin konuşma Mehmet. Bir bakarsın hayatında kimse kalmamış. Ama ben her zaman senin yanında olacağım. Her koşulda. Ya Allah korusun tabii ama diyelim karının başına bir şey geldi. Neydi adı, Gizem miydi? Sakın. Gizemdi değil mi? Bana bak. Gizem'in adını ağzına alma. Ailemden uzak dur. Hakan! Hakan yetiş! Saçmalama. Hakan! Ne yapıyorsun? Saçmalama. Ne yapıyorsun lan sen? Şişt. Bu pisliklerini de benden uzak tut. Silah çekersen seni değil mezardaki sülaleni bile uyutmam. Anladın mı? Güzel. Nurcan. Gizem Hanım bir tane vereyim mi? Gerçekten istemiyorum. Ya çok güzel ama sıcacık. Ben geldim. Eline sağ. Hoş geldiniz. Nurcan, kızım bir kahve yapsana bana az şekerli. Yarım şekerli. Duydun mu beni Nurcan? Dün kaçırmıştın. Duydum Asuman Hanım. Dedim erkenden gideyim, akşam için yemek hazırlayayım. Mehmet de ne zamandır ev yemeği yememiştir. Serdar'ı da çağırırız. Şöyle hep birlikte ailece. Ama senin planın yoktu değil mi?
Ofise gidecektim, kusura bakmayın. Gizemciğim, artık işle değil de başka bir şeyle ilgilenmenin zamanı gelmedi mi? Ne gibi anne? Çocuk gibi mesela, ha? Bak, konuya o kadar uzaksın ki aklına bile gelmiyor. Biz Mehmet'le öyle bir şey düşünmüyoruz şimdilik. Siz mi düşünmüyorsunuz, yoksa sen düşünemediğin için Mehmet de mi düşünemiyor? Gerçekten çıkmam lazım. Çıkacaksın yani. Söylediğim gibi ofise gitmem gerekiyor. Tamam canım, oyalarım ben kendimi. Nurcan. Kahvem hazır mı? Hazır. Bakalım ne varmış. Murat Güven, kayıp iki kız kardeşim. Tertip kapatmam lazım, patron geldi. Nedim. Pardon Mehmet Bey, asker arkadaşımı kapatamam. Bana temiz bir gömlek çıkar. Nasıl emredersiniz efendim. Seni sonsuza kadar seveceğim. Limandan çıkacak geminin hazırlıkları tamam mı? Tamam, tamam. Problem olmazsa 4-5 gün sonra çıkıyor. İyi, aman dikkat et. Sıkıntılar ya, olmasın. Problemi. Aa, Gizem gelmiş. Hiç haber vermedi geleceğini. Gizem. Hoş geldin hayatım. Hiç haber vermedi geleceğini. Mehmet gelmedi mi hala? Mehmet, sigortayla ilgili bir durum olmuştu. Mehmet de... Ah, geldi işte bak. Uzak Doğu piyasalarının açılmasıyla birlikte küresel piyasalarda başlayan hareketlilik iç piyasayı da etkiledi. İstanbul'da açılışta yaşanan sert... Çek, çek bacakları. Al bak. ...satış pozisyonuna yöneltse de Merkez Bankası'nın açıklamaları sonrasında yukarı yönlü harekete dönmesi. Onu değiştirsene şu kanalı ya. Dur bir ya, haberlere bakıyorum. Ne var haberlerde, ben anlamıyorum. Yani borsa inmiş çıkmış, sana bir şey mi oluyor oğlum? Sanki geniş bir portföyüm var. Oo, portföy biliyorsun bir şeyler anne. Biliyorum tabii oğlum. Oradan tek gözüne beni cahil sanıyorsun da öyle bir şey yok. Yok canım Ayşe. Bir tek patates mi var yiyecek? Yok, bu atıştırmalık. Sonra ara sıcaklar gelecek. Tatlı olarak da kanoli ile final yapacağız. Ne noli ne? Kanoli oğlum. İzlemiyorsun o şef mef programları. Bak böyle cahil kaldım. Ver şu kumandayı Allah aşkına, ver. İçim şişti, ver. Anda kalabiliyor musun? Bir bak. Anda kal. Anda kal. Anda kal. Anda kal. Anda kal Nesme, yoksa delireceksin. Anda kal. Getireyim mi oğlum? Ha? Banarsın, patates ekmek çok güzel olur. Anne sen kafayı mı yedin ya? Yedim ben. Yedim kafayı oğlum. Ya of, vitaminsiz kalacağım anne. Genç delikanlı böyle mi beslenir ya? Allah aşkına bir boş yapma. Ye şunu hadi.
Anda kal. Anladım şimdi, tamam. Bir arayıp haber verseydin keşke Mehmet. Yavuz abi de anlatmış sana. Niye bu kadar panik yaptın ki? Gerçi... Ne gerçi? Benim için korkup bu kadar yollara düşmen de hoşuma gitmedi değil. Başka kimin için korkup yollara düşeceğim? Deli. Neyse, gidiyorum ben. Akşam görüşürüz. Dayıcığım, Serdar görüşürüz. Efendim Özgür? Aa, ben onu tamamen unuttum. Sen idare edebilir misin? Ben gelemeyeceğim. Hayır, hayır. İyiyim, merak etme. Çok sağ ol. Neredeydin Mehmet? Senin yüzünden bir sürü yalan söylemek zorunda kaldım. Sadakatim seni sürüyormuş demek ki Yavuz abi. Serdar, haddini bil. İnsan eninde sonunda özüne dönüyor demek istedim ben. Aa, dur bakalım. Geçen bana Sevilay mesaj atmıştı, buralardaymış. Sen Sevilay'la mı görüştün? Serdar. Sen Sevilay'la mı görüştün? Abi sen bir gel benimle, bir gemiye çıkalım. Genç delikanlı bu kadar şeyle doyar mı ya? Üf, yam yam demiyor da genç delikanlı diyor. Çek şu bacaklarını. Hah, alo. Ha, Sevgi Hanım. Yok Sevgi Hanım, ben gelemiyorum. Vallahi benim psikolojim çok bozuk. Ya vır 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 vır. Ya gelmiyorum lan. Çalışmıyorum. Çalışacağım. Ah, afakanlar bastı. Anne sen iyi misin ya? Değilim. Geldi bana, değilim iyi. Böyle oturayım, sen de rahat et. Haftaya okul başlıyor İza. Necla öğretmeninde ben babamızı kaybettiğimizde senin yaşındaydık, biliyor musun? Necla kendini kitap okumaya verdi ama ben barışamadım babamın ölümüyle. 13 yaşındayım. Nasıl yas tutulur, bu acıya nasıl katlanılır bilmiyorum tabii. Ne yaptıysam geçmedi o acı. Serserilik ettim. Kavga çıkardım. Eve gelmez oldum. Sonra bir gün ablam geldi. Ben bir sokağın köşesindeyim. Allah bilir hangi serseriliğin peşindeyim. Bana dedi ki, insanın hem sevdiklerini kaybedip hem de yaşamaya devam etmesi ne acayip bir şey değil mi? Bir mucize gibi. Ve dedi, nasıl bir hayat yaşayacağımıza biz karar vereceğiz dedi. O gün anladım, biliyor musun? Yas tutmak çok büyük bir mucize Gizem. Şimdi söyle bakalım. Sen nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? İlk aklına geleni söyle. Korkmadan. Thank you.
Gizemciğim, birazdan hocan gelecek ve sana kendini korumayı öğretecek. Artık sen istemediğin sürece hiç kimse sana dokunamayacak. Hacer, ne oldu? Ha? Ne oldu? Afiyet olsun abi. Kamil, bekle mevsim gelsin. Tamam abi. Beyim. Hayırdır Tane? Ne kıvranıyor? Kamil Bey'im. Konuşsana kadın. Mevsim. Mevsim yok. Ulan bu kadar adamsınız, bir kıza sahip çıkamadınız mı? Hadi buyur ya, hadi buyur. Ya kaç kişisiniz ya? Kaç kişisiniz? Bir kıza sahip çıkamamak ne demek lan? Siz var ya adamı delirtirsiniz ha. Vallahi delirtirsiniz ha. Kamil, boş boş konuşma. Gidin bakın şu kıza. Tamam abi. Yürü lan, yürü. Kazı bitmiş cümle. Başka ceset çıkma ihtimali de yokmuş. Yani cinayet başka yerde işlenmiş olup da cesetler buraya gömülmüş olabilirmiş. Kızlar kesin katliam sırasında kaçtı. Ben zaten buna tutuluyorum. Canset, o iki kızı bulmak zorundayız. Murat Bey, misafiriniz var. Ben gidiyorum. Tamam. Merhaba. Merhabalar. Mevsim Baykal. Biliyordum. Dünkü kabalığım için kusura bakmayın. Ya ben evimizde babamı daha fazla üzmemek için pek annemden bahsetmiyorum. Siz de öyle bir an gelince ne yapacağımı şaşırdım. Yok, haklısınız. Aslında ben düşünemedim, kusura bakmayın. Buyurun, dinliyorum. Ben annemi bulmak istiyorum. Annenizi bulmak istiyorsunuz. Biz de onu sağ salim bulmak istiyoruz. Teyzenizi de. Ya ben düşündüm de belki hikayemi programınızda anlatabilirsem onlara ulaşabiliriz. Ama olabilir mi böyle bir şey? Olur, olur. Tabii ki olur. Harika. Ne zaman hazır olayım? Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Tamam. O zaman size de uygunsa bugün akşam üstüne yetiştirelim size. Tabii, tabii ki. O zaman sizi hemen alalım. Teşekkürler. Buyurun. Bu arada ben fotoğraflarımızı getirdim. Yani belki işinize yarar diye. Olmaz olur mu? Süper olur. O zaman asistanım sizi hazırlayacak. Çok fazla vaktimiz yok. Buyurun. Ne işe yararsınız lan siz? Ha? Ne işe yararsınız siz? Yürü git getir o hepsini bana. Yürü! Abi. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Arıyorum açmıyor. Mesaj gönderiyorum geri dönmüyor. Sanki yer yarıldı da yerin içine girdi. Bir delilik yapmış olmasın abi bu kız? Nerede lan kız? Mevsim nerede? Sazlısu'da mı yaşıyorsunuz? Hayır, Londra'da yaşıyorum. Yani daha doğrusu orada müzik eğitimi alıyordum. Okul arasında da öyle babamın yanına geldim. Londra'da? Şaşırdım. Babam yüzünden. Biraz serttir demişlerdi. Babam yaşadıklarından sonra benimle çok yakından ilgilendi. Annesizliği bana unutturmak istedi. Eğitimim için de elinden geleni yaptı. Hadi biz bir program akışının üzerinden geçelim. Şimdi öncelikle ben size olayın nasıl gerçekleştiğini soracağım. Siz de hatırladığınız, bildiğiniz kadarıyla bütün detaylarıyla anlatırsınız. Ama unutmayın, burada önemli olan şey inandırıcı olmanız. Neden? Yalan mı söylememi istiyorsunuz? Hayır, tabii ki. Öyleyse uyarınız yersiz. Ama isterseniz siz sorularınızdan başlayın. Ben cevaplarımın üzerinden geçeyim. Tamam, peki. O zaman o geceye dair neler hatırladığınıza başlayalım.
sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen o kadının odasına nasıl sabahlarsın Mehmet? Sen evli bir adamsın oğlum, üstelik benim kızımla evlisin. Aramızda bir şey olmadı. Kız kendine zarar verecekti. Korktum, panik yaptım, o yüzden bırakamadım. Nesini anlamıyorsun? Sevilen'le ilgili seni daha önce duyarmıştım. Bu kadınla asla iletişime geçmeyeceğiz demiştim. Ama sen şimdi başımıza bela ettin onu, bir daha hiç kurtulamayacağız. Sen olsan ne yapardın? O halde bırakır mıydın? Belki daha iyi olurdu. Son kez söylüyorum Mehmet. Bu iş Gizem'e zarar verirse karşında benim olur. Abi, Gizem benim karım. Onu korumak önce bana düşer. Emin ol. Eğer birisi Gizem'e zarar vermeye kalkarsa, o zaman yapacaklarıma sen bile inanamazsın. Cinayetlerin arkasında kim ya da kim? Ay ben yaparım dedim Asuman Hanım, yaptım. Yapıyorum ben, yapıyorum. Hiç kimseye ulaşılamadı. Sen kendi işine bak. Siz bilirsiniz. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Sağ ol. Biz de ekip olarak... Merhaba anne. Niye zahmet ediyorsun? Nesil Gizem, gel gel. Nesil Bayram'ın Yılmaz'ın yerini araştırıyoruz. Tanıtımlarımızdan sonra stüdyomuza birçok izleyicimizden telefon aldık. Ay ne cahil insanlar var. İbretlik, ibretlik. İzleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Bu ailenin yok olmasına kim sebep oldu? İnsan bunlarla aynı memlekette yaşadığını düşününce delirecek gibi oluyor. Neden çocuk yaşlı demeden böyle korkunç ama bir cinayet ne yapsınlar işte? Yazık. İşte cehalet tam da böyle bir şey. Sağsız su katliamını çözebilmek için bize yardım teklifinde bulunan... En az bizim kadar Nesime ve Feride kardeşleri bulmak isteyen bir konuğumuz olacak. Karşınızda kayıp olan Nesime Baykan'ın kızı Mevsim Baykan. Tazlı Su'da 15 yıl önce yaşanan olaylar sırasında sadece 4 yaşındaydı. Mevsim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim Sazlı Su dosyasını açmamız ona da umut ışığı oldu sayın seyirciler. Annesinin başına ne geldiğinden habersiz büyüdü. Kızım. Ve teyzesi sırrı kadem bastılar. Kapatmışım ne telefonu? Cemil Bey'im. Cemil Bey'im. Mevsim televizyonda bir baksanız. Aç şu televizyonu. Aç, aç, aç! Şimdi onlardan... Nesime ve Feride kardeşlerden bir haber almak için burada. Onlarla ilgili bir bilginiz varsa lütfen bizi arayın sevgili seyirciler. Arabayı hazırla. Bu evladın annesine kavuşabilmesi için ona yardım edin. E ama doğru düzgün çekemiyorsunuz ki. Ailenin yıllar önce kaybolan iki kardeş... Hiçbir şey gözükmüyor. Sizin yapacağınız haberciliği. Hayret bir şey. Buldularsan neredeler? Aa Gizem, ne yapıyorsun, seyrediyorum. Bitecek birazdan zaten, sabret. Bir televizyonum çok görüyorsun, bana aşk olsun. Murat Güven, kayıp iki kız kardeşin hikayesinin peşine düşüyor. Anneniz kaybolduğunda çok küçüktünüz. Sanırım 4 yaşındaydınız değil mi? Evet. Ya ben annemi çok az hatırlayabiliyorum. Peki, kaybolduğu geceye dair neler biliyorsunuz? Annem o gece beni uyutuyormuş. Sonra bir tane adam gelip annemi sürüklemeye başlamış. Diğer ikisi de odalara dalıp bütün evimizi yağmalamışlar. Hatta Feride teyzemi bulmuşlar, onu da sürükleyip götürmüşler. Babam onları kurtarmak istemiş ama babamı darp etmişler. Benim babam az kalsın canından oluyordu. Ama ben annem ve teyzemin yaşadığını hep içimde bir yerlerde hissettim. Ben onları bulmak istiyorum. Bütün şansımı kullanmak istiyorum. Olayla ilgili ulaşacağımız bilgileri izleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Bu ailenin yok olmasına kim sebep oldu? Neden çocuk yaşlı demeden böyle korkunç bir... Evet sevgili izleyiciler,
bu anne kızın buluşmasına vesile olmak istiyorsanız bizi irtibat numaramızdan arayabilirsiniz. Kim bilir, belki de bir mucizeye sebep olacaksınız. Aa! Kız, bu bizim Nezi mi? Eğer öldülerse bunu da bilmek istiyorum. Annemin mezarına gidip dua etmek istiyorum. Ama eğer yaşıyorlarsa... Yaşıyor kuzum, yaşıyor. Hem de gibi. Nezi mi? Nezi mi kız? Nezi mi? Televizyonu aç çabuk, bak seni gösteriyorlar. Bak, baktı patı pısar. Nesime dedi zaten. Dur Hacer Allah aşkına, dur başım çok ağrıdı, çatladı. Dur, ben de ona bakıyorum. Onu izliyordum ben de, hani gördüm. Benziyor. Hatları matları. Ama benim ne işim var kız televizyonda? Şurada 40 yıldır burun buruna oturuyoruz. Benim ne işim var orada? Hacer, hani güzel de... Sanın bahtı güzel olur. Asıl o önemli. Bu kız kardeşleri gören, haklarında bir şey duyan varsa lütfen telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçsin. Acılı bir eş, 15 yıldır annesine hasret gencecik bir kız. Gelin kayıp hayatlarını onlara geri verelim. Telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçin. Üzgünüm beyefendi, sizi alamam. Ne demek alamıyorum lan? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun aslan? Bilmiyorum beyefendi ama bu şekilde giremezsiniz buraya. Beyefendi sakin olun. Ara kimi arayacaksın? De ki Cemil Baykan burada. Ne yapayım? Burada Murat Bey'le görüşmek isteyen biri var. Tamam. Hemen içeri alın. Benzettim herhalde. Ne herhalde? El alemin kadını. Ne alakası var canım şimdi? Hiç. Ben de gidelim. Kapatalım o zaman. Kapat. Başım şişti zaten. Sen bize bir kahve yap o zaman. Ha? Hadi. Yapayım, bir kahve yapayım. Vallahi başım o kadar ağrıdı ki sen sus diye hemen yapacağım kahve. Dur hemen yapayım. Hadi yap. Alo. Kardeş, ben tanıyorum bu Nesime'yi. Sen... Murat Bey'e bağla beni. Stüdyoya. Onunla konuşacağım. Yayına bağlanmak isteyen bir izleyicimiz var. Sayın seyirciler, Nesime Baykan'ın yerini bildiğini söyleyen bir izleyicimiz yayına bağlanacak. Ay bak gördün mü? Hemen tanıyan biri çıktı işte. Alo hanımefendi, beni duyabiliyor musunuz? İsminizi öğrenebilir miyiz? Murat Bey, ben Nesime'nin yerini biliyorum. Nesim! Baba? Beyefendi. Kes yayını. Baba bak. Yayını kes! Güvenlik! Arkadaşlar, müsaade edin beyefendi yayınımıza katılsın. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Cemil Bey şu anda yayınımızda. Nesime Hanım'ın yerini bildiğini söyleyen izleyicimiz de hatta. Evet, şu an bir ailenin yıllar sonra kavuşmasına şahitlik ediyoruz. Üstelik bu aile çok büyük bir trajedi yaşadı. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Hanımefendi, beni duyabiliyor musunuz? Lütfen canlı yayında adres vermeyin. Hayır, bırak adres versin. Nerede dediniz hanımefendi? Balta Limanı'ndayız biz. Tavşan Otu Mahalli. Evet, hat kesildi sanırım. Alo! Hacer Çalıklı Mahallesi! Alo! Allah'ım! Hacer! Ne var Bedel? Hacer, ver şu telefonu! Ben şu telefonu dedim! Vermeyeceğim işte! Hacer! Gelme dedim, deli! Kız bir dur! Ne var be, ne var? Kız sen beni nasıl ihbar edersin? Ettiysem ettim. Ne olmuş? Sen benim hayatımda nasıl oynarsın? Kızın için yaptığım yalancı. Hacer. Hacer. Bak. Sen o benim kaçtığım adamın insanlara neler yaptığını biliyor musun? Yaptıysa hak etmişsindir. Kız, 2 dakika televizyona çıkacağım diye.
Yapmayacaktın Hacer. Benim hayatımla oynamayacaktın. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Yürü! Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Beyefendi, durur musunuz? Mevsim Hanım'la bir şey konuşalım. Ne konuşacaksın lan? Ne konuşacaksın? Ne oluyor ya? Arkadaşlar alın şu adamı. Ne oluyor lan ya? Bırak! Lan! Janset, Ömer'i al, kamerayı hazırlayın, yola çıkıyoruz. Hadi. Tamam. Tamam. Tamam, ben hallediyorum. Murat Bey, polis yolda, kanal şikayetçi olacak. Ben şikayetçi falan değilim. Adli bir durum yok Erkan. Efendim, beklememiz lazım. Erkan, şikayetçi değilim dedim. E ne oldu şimdi? Ay hiçbir şey anlamadım. Sen bir şey anla... Gizem. Sağ ol Ali, kolay gelsin. Gel buraya. Oğlum kaç kere söyledim sana şu evrakları kontrol etmeden acenteye verme diye. Abi tamam. E tamam da dünden beri eksik mal peşindeyiz. Listeye yanlış girmişsin. 40 yılda bir oluyor işte. İnsana hata yapacağız tabii. Sen sanki armatör doğdun. Anne acil değilse sonra arayayım mı? Biliyor musun annelerin telefonunda %90'ında No'ya basılıyormuş. Sen açıyorsun en azından. Evet Bey, talimat için her sayfa evliyim sana. Anne çok işim var, söyle lütfen. Aman tamam. Bir şey sorup kapayacağım. Gizem iyi mi bu ara? İyi, neden sordun? Bilmiyorum yani aranız iyiymiş gibi gelmiyor bana. Anne bir şey sorup kapatacağım dediğim bu muydu? Hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Kafası karışık o kızın. Gerçekten kapatmam lazım, öpüyorum. Ne oldu, ne diyorsun ya? Sen boş ver, hadi işimize bakalım. Hadi, hadi. Allah kahretsin, çekmeyecek zamanı buldu. Çıkar çantanı, tamam mı? Aç dolabını, doldur eşyalarını, gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, tamam mı oğlum? Ne oluyor ya? Oğlum bir soru sorma. Dediklerimi yap, aç çantanı, eşyalarını doldur, gidiyoruz. Ya niye topluyoruz eşyalarımızı, nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Hayırdır ya, CIA mi peşimizde? Kimden kaçıyoruz anne? Ahmet çok konuşma. Acele et oğlum, acele et. Dur bir dakika, pantolonumu giyiyorum. Hadi oğlum, hadi. Ne yapacağız abi bulursak? Hayır, televizyonların önünde çekip vuracak mıyız yengeyi? Hayır, soruyorum, ne yapacağız yani? Niye vuralım Kamil? Alacağız, evimize geleceğiz. Oturacağız, güzel bir yemek yiyeceğiz. Nohutlu pilav sever misin mi? Sohbet edeceğiz. Feride nerede, onu da öğreneceğiz. Onu da alıp geleceğiz evimize. Mevsim tanıyacak annesini, teyzesini, hesaplaşacak. Hani diyordun ya evde, ne yaptın anama diye. Öldürdün mü, gömdün mü? Kendin sorarsın artık. Babam ne yaptı sana diye. Ay seni uyanık Memsi. Demek bu yüzden çıktık televizyonlara. Ya vallahi 40 yıl düşünsen benim aklıma gelmezdi, biliyor musun abi? Kamil, boş boş konuşma da düzgün bir yerde indir Mevsim'i. Biz gideceğiz. Mevsim gelmeyecek. Beni bu arabadan kimse indiremez. Gideceğim. Onun gözünün içine bakacağım. Beni nasıl bıraktın diye soracağım. Nasıl bırakabildin? Manyak heriflerden önce bulmamız lazım. Murat yavaş, kaza yapacağız. Tamam Cansın, tamam. Yetişmeye çalışıyorum.
Arşanotu mahallesi neresi? Burası abla, şu karşıdaki mahalle. Nasıl giderim oraya? Şu üst taraftaki yoldan gidebilirsiniz. Çabuk, 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 çabuk Ahmet, çabuk. Bu kadar mı abla? Nasıl bu kadar mı yani? Yani işte bu sazlısı kadar mı? Bu gökyüzünü görüyorsun ya. Evet. Ama başını sonunu görmüyor. Görmüyorum evet. Dünya da o kadar işte. Başı sonu ucu bucağı belirsiz bir yer. O zaman birinden kaçmak istersek o biri biz istemedikçe bizi bulamaz. Bulamaz. Çünkü dünya çok büyük. Cemil geliyor, hadi çabuk hızlı. Yukarıda araba, hadi. Yukarıda araba. Çabuk. Ahmet tamam, hadi koş. Anne nereye koş, gidiyorsun? Oğlum koş, koş. Ahmet koş. Koş, 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 koş. Hadi, buradan hadi. Ya ne oluyor anne? Biz neyden kaçıyoruz? Kimden kaçıyoruz? Bankamı soyduk, adam vurduk. Ne yaptık ya? Tamam artık. Geç önüme. Geç şuradan, geç. Koş, soru sorma hadi. Oh, yeter. Geldiler, çabuk çabuk. Ha? Hadi. Tanıyor musun? Nesime mi? Nereden tanıyorsun? Nerede oturuyor? Burada. Yoklar. Yoklar mı? Yok.
Sime mi o? Ya inanamıyorum. Ucu ucuna kaçırdık. Ben plakayı göremedim. Sen görebildin mi? Hayır. Ömer sen çekim yapıyordun. Bir şey yakalayamadın mı oğlum? Yok abi göremedim. Marka oldu. Seninki sadece kaçmakla kalmamış. Mutlu bir yuva kurmuş. Çocuk bile yapmış. Bunun için mi terk etmiş seni bu kadın? Tipe bak. Ben bir etraf dolanacağım. Dolan dolan. Belki sinmişlerdir içeri bir yere. Tamam sıkıntı yok. Bizimkiler burada. İn. Gel. Anne. Ya sen gir arabaya. Otur. Karışma. Gir şuraya, gir. Benim adım. Gizem Kılıçlı. Hemen kurtulmuşsun Feride'den. Bravo. Altında son model araba. Bu üstündekileri de
pisliğini temizlemeye gittiğim kadınlardan biliyorum. Benim bir aylık övmeyem bunların bir parçasını almaya yetmez. Hiç değişmemişsin. Hiç. Değişmedim. Değişemedim ben. Bir tane canım vardı. Tamam mı? Kurtardığım. Hala da bir canım var. Cemil gelip işte o canımı alacak şimdi. Ben sizi güvenli bir yere yerleştiririm. Cemil bulamaz. O işler öyle kolay değil Feride Hanım. Benim fotoğrafımı bugün 80 milyon gördü. 80 milyon gördü benim fotoğrafımı televizyonda bugün. Öyle kolay olsaydı o işler. Ha? Masum Feride. Çalışkan Feride. Sınıf başkanı Feride. Senin bu ellerin ne zaman kir görmüş? Bu eller mi kirli değil? Bu eller mi kirli değil? Ben canımı kurtarmak için merdivenlerden Cemil'i yuvarladığımda kirlettim bu ellerimi. Öldü sanıp onu orada bırakıp kaçtığımda kirlettim ben bu ellerimi. Bu eller mi kirli değil? Hala pırıl pırıl. Bak tertemiz ellerin. Senin kafan basmıyor mu ya? Bütün hayatımı ben Cemil beni bulacak, sevdiklerimi bulacak diye korkarak geçirdim. Herkese yalan söyledim ben. Aşık olduğum adama yalan söyledim. Beni yetiştiren insanlara yalan söyledim, herkese. Herkese yalan söyledim. Yalan malan. Güzel bir aile bulmuşsun kendine. Aile mi? Ben Mehmet'le tanışana kadar yapayalnızdım. Bir ömür. Okulda, işte, evde. Yapayalnızdım. Çok mücadele ettim. Ben ancak huzurumu buldum. Benim çok sevdiğim bir kocam var. Benim çok, çok huzurlu bir hayatım var. Kaybedemem. Anlıyor musun? Kaybedemem. O yüzden bu işten yakamızı sıyıracağız. Sonra da herkes kendi yoluna. Kurtuluncaya kadar peki ne yapacağız? Ben sizi bir otele yerleştiririm. Otele? Benle Ahmet niye sizin evde kalamıyoruz? Senle Ahmet niye mi bizim evde kalamıyorsun? Evet. Sen ne diyorsun ya? Ben Mehmet'e ne diyeceğim? Ha? Herkes Gizem Kılıçlı olarak biliyor beni. Ben Mehmet'e ne diyeceğim? Ben tek bir yalan daha söyleyemem. Söylersin. Herkes söyler. Herkesler yalan söylemeseydi... doğru söylemek gerekirse diye bir laf icat edilmezdi. Gizem Kılıçlı. Thank you.
Mevsim Hanım merhaba. Merhabalar. Anneniz kaçtı. Kaçtı mı? Evet. Acaba programımızı izledi, babanızı gördü, o yüzden korkup kaçmış olabilir mi? Murat Bey, bir şey rica edebilir miyim? Tabii, buyurun. Şu kamerayı bir kapatır mısınız? Ömer. Ben zaten programınıza gelip sizinle konuştum. Belki biz gittikten sonra istediğiniz çekimi de yapacaksınız. Ama şu an benim ve ailemin yeniden ekranda olması hiçbir şeye hizmet etmeyecek. Haklısınız Mevsim Hanım. Kusura bakmayın, zaten arkadaş kapattı kamerayı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Annenizden bahsediyorduk. Acaba babanızdan korktuğu için... Annem babamdan neden korksun? O adamlar eve basıp annemi kaçırmadan önce gayet mutlu bir hayatları varmış. Sanırım bu anlattığınız hikayeden biraz daha fazlası var. Annem bir ortaya çıksın. Gerisi çorap söküğü gibi gelir. Siz merak etmeyin. Evet, haklısınız. Ama daha da önemlisi, ortada 5 kişinin öldürüldüğü bir cinayet var. Siz de biliyorsunuz. Dur, sen hayırdır? Amca. Ne oluyor ya? Saçmalama! Ayak altında. Saçmalama, ne yapıyorsun? Amca saçmalama, delirdin mi? Saçmalama! Gazeteciyiz biz, bizim işimiz bu. Sürekli başınıza geliyorsunuz. Amca! Siz ne demek kardeş? Biz aynayız Kamil Bey. İnsanlar yüzleri çarpık diye aynayı suçlamak istiyorlar. Asıl yanlışlık burada bence. Tekrar kusura bakmayın Murat Bey. Tekrar kusura bakmayın. Rica ederim. Burası saz usu değil amca. Kendine gel. Herife bak ya. Olacak iş değil. İyi misin? Sizde bir şey yok değil mi? Yok. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Hadi işimize bakalım. Hadi yürü. Hadi. Riske atmayalım. Yine de belgeleri yollayalım. Öyle mi diyorsun? Yavuz Bey. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Uzun bir müddet daha görüşmeyiz diye düşünmüştüm ama sürpriz oldu. Unuttunuz galiba. Ben sürprizlere bayılırım. Bizde zaten sürpriz çok. Sen laftan anlamıyorsun değil mi? Nedim! Seni de yanıma eşlik et. Çıkıyorlar. Yavuz abi. Mehmet. Saatini benden tutsun hayat. Bunun için geldim, kötü bir niyetim yok. Evime falan gelmiyorsunuz. Nokta. Konu tartışmaya kapalı. Ahmet. Yavrum. Yiyecek misin bir şey? Acıktı mı karnın? Bir yerlerimizde ayı bağırıyor anne. Ne yemeyi şimdi ya? Olur mu öyle oğlum? Aç mı kalalım yani? Değil mi teyzes? Hı hı. Yok. Otel motel de değil. Ben sizi otogara bırakacağım. Nereye gideceğiz biz otogardan? Orasını ben bilemem. Artık Kars'a mı gidersin? Hakkari'ye mi gidersin? Aa, Fizan? Fizan? Fizan. Hı? Al. Al. Al bunları da. Al. Sen hiç anlamamışsın. Hı. Ben sana şimdi tane tane anlatayım. Gizem Kılıç. Oğlumla beni herhangi bir otogara ya da bir otele bırakırsan... seni o el bebek, gül bebek yetiştiren ailen... çok sevdiğin koca
senin yalancı olduğunu, bir adamı öldürmeye teşebbüs ettiğini, sonra kaçtığını, bütün yalanlarını. Ama en önemlisi, senin Feride olduğunu öğrenir. Yani ya sen o çok sevdiğin hayatına bizi de sokacaksın, ya da o şahane hayatına veda edeceksin kardeş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.